Anadolu'nun çorak topraklarında daha bıyıkları yeni terlemiş bir civan parçasıyken düşer yüreğine sinema aşkı. Sinema sevdası yüzünden sokaklara düşen, banklarda yatan, bir kuru ekmeğe muhtaç olan dev gibi bir adamın hikayesidir bu anlatılanlar. Cüssesi iri olsa da, kötü adamı oynasa da, gerçek çok başkadır oysa. İnsandır yadigar. Masum kalbinden, güler yüzünden, duygusal ve ürkek yapısından hiç haberimiz olmaz ne yazık ki. Yüzlerce filmde oynasa da nankördür Yeşilçam. Emeğin hakkını bilmez. Kurtlar sofrası misali harcar dağ gibi adamları. Yadigar ejder de sefaletten yakasını kurtaramayanlardandır. Sonu hazin biten diğer oyuncuların kaderidir onun kaderi de. Arabası kirlenir diye Kemal Sunal'ın arabasına almadığı ve soğuktan hastalanıp bir daha kendine gelemeyen adamdır Yadigar Ejder. Yadigar Ejder kim diye soranlara Cüneyt Arkın'ın rol icabı değil, gerçekten yumruklar attığı dağ yürekli adamdır. Yediği yumruklar karşısında sesini çıkarmayan, üzülse de, gözlerinin ferine bir hüzün çökse de, ömründen veren, cefakar bir insandır o. Ölümü bile Allah kimsenin başına vermesin denilecek türdendir. Kimsesizdir Yadigar. Nasıl öldüğü bile hala tartışmalı olan bir mazlumdur o. Parkta donarak mı yoksa ucuz bir lokanta tuvaletinde kalp krizi geçirerek mi öldüğü bile belli olmayan bir oyuncunun hikayesidir bu. Birçoğumuz Kemal Sunal filmlerinde canlandırdığı karakterlerle tanıdık onu. Kaba saba ya da aptal karakterlerdi bunlar. Yeri gelir kötü kahkahalarını duyardık. Yeri gelir esas adamdan dayak yediğini görürdük. Hiçbir zaman iyi bir karakter olarak izlemedik onu. Hep zor duruma düşsün, dayak yesin istedik. Gerçek hayatta oynadığı karakterlerin tam tersi bir insan olduğunu hiç bilmedik. Masum kalbinden, güler yüzünden, duygusal ve ürkek yapısından hiç haberimiz olmadı. Ondan geriye aklımızda kalanlar birkaç filmden öteye gitmiyor belki ama o 250 civarı filmi emek veren sinemamızın kahramanlarından birisiydi. Diğer meslektaşları gibi karın tokluğuna, sinema aşkı için çalıştığı bu sektör ona da acımadı ve sefalet içinde ayrıldı aramızdan. Sinemamızın isimsiz kahramanlarından Yadigar Ejder. Mazlum, neredesin ulan? Nerede kaldın? Öldürecek misin beni lan? Sana bu iş için para veriyorum ulan. Dayak yemek için para almıyor musun lan benden? Ha? Öldürecektin ulan beni. Ha? Gerçek adı Adnan Ayberk'ti. 1951 yılında 4 çocuklu bir ailenin en büyük evladı olarak Sivas'ta dünyaya gelir. İlkokulu 3. sınıftan sonra bırakır. Yaşıtlarına göre cüssesi epey büyük olduğu için elinden ne iş gelirse yapmaya koyulur. Bu işlerin biri ise sinema salonlarında gazoz satmaktır. Sinemaya olan aşkı belki o zamanlar doğmuştur, kim bilir. Genç yaşından itibaren İstanbul'a gitmeyi, filmlerde oynamayı hayal eder hep. Babası buna pek sıcak bakmaz. O yüzden oğlunu da alıp Almanya'ya çalışmaya gider. Birkaç aydan sonra Türkiye'ye geri döner Yadigar Ejder. Aklında İstanbul, yüreğinde sinema vardır. Annesi öldükten sonra kalan mirastan dolayı İstanbul'a geldiği ilk sıralarda cebinde biraz para vardır. İlk zamanlar Beyoğlu'nda Zümrüt adında bir otelde kalır. Sinemamıza ışık şefi olarak emek veren Kaya Sadık'ın o günlerle ilgili şöyle bir anısı vardır. Günler geçtikçe parası bitti. Sinemadan kazandığını da ki figüranlar günlük yevmiye ile çalışırdı, günübirlik yedi bitirdi. Otelden atıldı. Bir gün set bitmiş eve dönüyordum. Sokakta karşılaştım Yadigar'la. Borcunu ödeyemediği için atmışlar garibimi. Avanos sokakta Uğur filmin bir deposu vardı. Oraya götürdüm. Yatacak bir yer ayarladım. Bir aya yakın ışık deposunda yattı. Birçok kimse onun durumuna düşmedi. Çünkü kimse sinemayı onun kadar sevmedi der. İlk deneyimini Yılmaz Güney'in 1966 yılında çekilen Eşref Paşalı filmiyle yaşar Yadigar Ejder. Küçücük bir roldü bu belki de. Ama sinemamıza kocaman bir etkisi olacaktır. Tarkan Altın Madalyon filmindeki cellat rolüyle oyunculuk hayatının gidişatı da bellidir. Böylesi bir cüsseye sahipseniz, yakışıklı bir yüzünüz yoksa iyi adam olamazsınız. Bundan sonraki filmlerde bolca jön dayağı yedi Cüneyt Arkın'dan. Asıl adamı durdurmaya çalışan çirkin, kötü ve sürekli dayak yiyen bu roller üzerine öyle yapışmıştı ki uzun yıllar sadece bu tarz rollerde oynar. En çok Cüneyt Arkın'dan dayak yedim. Çoğu zaman gerçekten vururdu der. Oysaki gerçek hayatta hiç de öyle kaba saba bir değildir. Kocaman bedeninin içinde küçük bir çocuk yatıyordur aslında.
Sessiz, sakin, karanlıktan korkan, gariban bir adam. Çalışmadığı zamanlar gittiği kahvenin en izbe yerinde oturan hüzün dolu, ürkek bir adam. Sırf kimseler ona bulaşmasın diye olmayan hikayeler uydurur, biraz olsun bir başına kalabilmek ister. Sinemamızın büyük yönetmenlerinden Memduh Ün, Yadigar Ejder'le tanışmasını şöyle anlatır. Yadigar Ejder'i ilk kez Levent'teki evimizden hatırlıyorum. Odun kırmaya gelmişti. Üzerinde bir şey yoktu. Mont vermiştim ona. Kan davasından yattığını, cezaevinden yeni çıktığını söylemişti. Asıl adı Adnan'dır ama bunu kimseye söylemez. Onun yerine Sivas'ın ünlü kabadayılarından Yadigar'ın ismini kullanır. Haksızlığa gelemediğinde hapisten çıktım. Katilim ben. Parçalarım sizi diyerek bağırdığı rivayet edilir. Film setlerinde ise yufka yüreğini gösterir herkese. Her işe koşar, ışıkçılara yardım eder, oyunculara çay dağıtır, küskünleri barıştırmak için didinir dururdu. Onu altın kalpli bir zavallı olarak tanımlayan ve tıpkı onun gibi sinemamızın vefasızlığını en dramatik şekilde yaşayanlardan biri olan Cem Erman'ın şöyle bir anısı vardır. Yadigar'la bir gün parasızlıktan Taksim Parkı'nda oturuyoruz. Karnımız aç. Bir ekmek ve biraz peynir alacak para çıktı ikimizden. Ucundan ucundan yedik. Şakacı, hoş, çocuk ruhlu bir arkadaştı. Öyle bir adam Türk sinemasına kolay kolay gelmez. Çok efendiydi, çok utangaçtı. Herkesin yardımına koşan altın kalpli bir zavallıydı. Nasıl bir Yılmaz Güney, bir Ayhan Işık gelmeyecekse bir Yadigar Ejder de gelmez der. Kemal Sunal filmlerinde oynamaya başlamasıyla sadece jöndaya yiyen bir figüran olmaktan çıkar ve filmlerde önemli bir yer tutan, afişlerde ismi yazan bir karakter oyuncusuna dönüşür. Artık o, umudumuz Şaban'daki Ayı Necmi'dir. Ben adamı bundan şişlerim ulan! Kebapçı salonu mu ulan burası? Ayı! Aa, nasıl geçirdim ama? Gerzek Şaban'ın Hamza'sıdır. Herkesin gözü önünde Osman denilen ergelenin her tarafını kırıp kemik yığını haline getirmezsem bana da Ayı Hamza demesinler. Hatta Yor isimli bir yabancı filmde dahi rol alır. You know fight, great Ukan. Başrol şansı bulabildiği tek yapımsa Oktay Arayıcı'nın senaryolaştırdığı TRT için çekilen Çingene Ali filmidir. Ne yazık ki sansür heyeti filmi kırpa kırpa 20 dakikaya indirir. 12 Eylül darbesinden sonra o kalan 20 dakikalık çekimlerde kaybolur. 1991 yılında henüz 40 yaşındayken kaybederiz bu yufka yürekli adamı. Ölümüne dair bir sürü farklı iddia vardır. Bunlardan birisi de dolaylı da olsa ölümüne Kemal Sunal'ın sebep olması. Yadigar Ejder, Kemal Sunal'la birlikte yeni bir filmin çekimlerine başlar. Kilyos'ta, karlı ve çok soğuk bir havada yağlı güreş sahnesi çekilmektedir. Çekim bir hayli uzadığı için Yadigar Ejder üşür. Bu sırada Kemal Sunal'sa çekim araçlarından birinin içinde sıcacık yerinde oturmaktadır. Yadigar Ejder bir süre Kemal Sunal'ın kendisini de arabaya davet etmesini bekler. Ama davet gelmez. Bunun üzerine soğuk havadan dolayı iyice üşümeye başlar ve arabaya binip kısa bir süre ısınmak ister. Ancak Kemal Sunal arabanın kirleneceğini düşünerek Yadigar Ejder'in arabaya binmesine izin vermez. Bu olay çok ağrına gittiği için Yadigar Ejder yapımcıyla tartışır ve bu tartışmadan sonra Yeşilçam yapımcıları kendisine ambargo koyar ve onun için Yeşilçam'da iş bulamama günleri başlar. İddiaya göre o günden sonra artık iş bulamadığı için iyice yoksullaşır ve kalacak bir yeri bile olmaz. Geceleri Taksim Parkı'nda uyur ve soğuk gecelerden birinde Taksim Parkı'nda ücra bir bankta hayata gözlerini yumar. Bu iddia bir süre boyunca epey kabul görür. Ne var ki doğru değildir. Yadigar Ejder'in Kemal Sunal'la arasının açıldığı doğru olsa da sonraki yıllarda film çekmeye devam etmiştir. Ne var ki Kemal Sunal'la yaşadığı olaydan bağımsız olarak sürekli yapımcılar bizim gibi figüranları sömürüyor diye isyan ettiği için eskisi kadar filmlerde oynayamadığı da doğrudur. Bir Yadigar Ejder kitabının yazarı Erhan Tuncer, kitabında Yadigar Ejder'in ölümüne de ışık tutar. Kitaptaki bilgiler şöyledir. Yadigar Ejder'in Taksim Parkı'nda donarak öldüğü haberi gerçeği yansıtmıyor. Yadigar aslında yemek yemek için girdiği bir lokantanın tuvaletinde beyin kanaması geçiriyor ve orada vefat ediyor. Cenazesini lokantanın önüne çıkarıyorlar. Onu orada ölü gören insanlar da sokakta öldüğünü sanıyor. Bu da kulaktan kulağa parkta donarak öldü diye yayılıyor.
Çünkü işsiz kaldığı dönemlerde gününü o parkta geçiriyor. Aslında öldüğü dönem ambargoyu kırıp iş bulmaya başladığı bir dönemdi der. Sinemamızın kıymeti bilinmeyen yan karakter oyuncularından Süheyl Eğirboz'un hikayesi ise biraz daha farklı ve üzücü. Bu adam içki içmez. Sonuçta gidiyor. Limonatörün içerisine motor koyuyorlar. Bir daha geçecekler ya. Galatasaray Kulübü'nün karşısında bir otel vardı. Açık bir otel. Tuvaleti Alafranga. Pardon, Alaturka. Otele gidiyor. 100 numara yatırıyor. İçkili de zaten. Evet. Oturuyor. Kalkarken ayağa kalkıyor. Kafasını karşıdaki duvara vuruyor. Bu işte. 40 gibi erken denecek bir yaşta aramızdan ayrılıyor bu iyi yürekli adam. Nasıl vefat etmiş olursa olsun erken ve acı bir ölüm. Tam işleri yoluna koymaya başladığı bir dönemde Yeşilçam büyük bir emektarını sefalet içinde kaybetti. Ne zaman ansak onu gözlerimiz doluyor. Ufacık bir tebessüm yerleşiyor dudağımızın kenarına. Keşke şimdi mazlum diye bağırsak da başı önde sallana sallana gelse. Dövmek için değil, koşup sarılmak için kalksak ayağa. Sinemamıza kattığı güzellikler için teşekkür etsek kendisine. Sinemanın yükü deviremez senin varlığını. Onlarca filmin güçlü abisi. Kalplerimiz tutar senin saf gülüşünden. Hayatını verdiğin sinema aşkı seni yadigar etmiş bir kere. Unutmak mümkün mü gözlerinden taşan hüznü? Ruhun şad olsun yadigar.